Şöyle videomun birini kapattım, birini başladım arkadaşlar. Yeni bir videomdan hepinize merhabalar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Şöyle annem düzenini kurdu. Şöyle mısır haşlayacağız. Şöyle bu mısırlarda değişik, baksana süt mısır desen, süt mısır mı acaba anne, cinsi diyeceğim. Süt, süt mısırdır bunu. Ya yani bilmiyorum, sararmamış. Bize bunu yedi. Ha, teyzem getirmiş, baksanıza. Bodrum yerden aldım. Evveli gün getirdim. Ha, bak endeki süt mısırda. Evveli günden beri ödüş. Yani bu endeki süt mısır hadi hı. Ama cinsi hani sarı hı, değil değil mi? Böyle hı. Beyaz baksana. Sağ olsun. Kesesine ver kesin. Şu işte ben kimsenin yerine girip öyle alamayız. Ha şu bak anne bak. Ha süt mısır değil, cinsi bu. Bak bayağı bu sert mesela şu senin. Herhalde cinsi. Ha cinsi öyle annem. Çünkü bayağı bu sert bak, diğerleri yumuşak. Abla efendim? Hoş geldin. Ne dersin sen bakayım? Saklamayacaktım. Ha, sizden saklı yiyelim dediydik ama. Ha, işte. Yakalandık diyormuşuz. Var mı başka? Orada evin başında duruyorken annem akıl etti. Kızım orada dedi mısır vardı. Acaba kurudu kaldı mı? Kaç gündür duruyor dedi. Unutmuşayım bir kere. Babam da dedi çocuğa dedi Fatma dedi iş buyurup duruyorum dedi. Kendin yapsana dedi babam da. Babam duyamıyor. Annem de duyamıyor da işte o da iş olsun. O da iş olsun diye beraber sıcak pişirem yem diye annem bekletmişmiş. Babam da çocuk diye yoruluyor zaten diyor. Sen de iş buyuruyorsun diye. Şey olsun anne, ben yenmezse tavuklara yumuşak atlar. Olsun yumuşak yiyor tavuklar, at içine olsun varsın. Tabi acık şey olanlar 2-3 gündür de ermişler. Bak endenin cinsi farklı bak. Değil mi, endeli beyaz mısır hiç görmedim ben, süt mısır gibi ama süt mısır da değil. Hani şey değil yani, bayağı şeyli, yumuşak değil. Değil mi değil mi? Değil de 2-3 tanesi değil, diğerleri yumuşak da. Şu mısır püskürü var ya, intihar koyduğum için tavayı yedirmiş. Şöyle, şöyle bir parçasını atalım mı? At içine, at içine şeyine, mısıra geçsin püskürü. Şeyi, hakikaten öyle, eskiden böyle ala püskürlü pişiriyorduk biz bunu. Alapüskürlü pişirip de öyle seçer de yerdik değil mi? Endeki gibi koyardı hep babaannem pişirirken. Öyle yapardı yani. Ha. Baksana, buna bak. Öyle olsun gene ya. Olsun, öyle olsun. Ha? Değil mi? Suyuna mısırına geçsin. Atım. Her şeyin en doğalı nasıl olsa değil mi köyde? Vallahi doğru söylüyorum. Böyle yavrum. Sen bir şey edecek misin bunları? Neyi anne? Bunları kuzulara götürür müsün? Ben mi? Götürün anne. Hem de poşete katıyorlar. Ben kuzucuklar, kutuya veririm. Kuzucuklar yer kıtır kıtır. Kutunun içine bak, çöp atıverim ben. Katı kutunun içine. Heh. Hem de çıtır çıtır yerler. Baksana Sultan yengemin geçinisini şey yapmışlar ya bak. Duydun mu sen? Duydum vallahi. Abu hem duydum hem şaşırdım. Hani duyuyorduk tamam, Günice de şeyde, Günice de mi? Kirlik'te duyduyduk ama ya ta buraya şey, kadar da indiğini bilmiyordum. Ya şimdi şöyle, devletimiz dağlara salmış. Diyorlar yani. Nesli tükenmesin bundan, diyedir. Evet, 7-8 sene öncesi diyorlar salın üstünden. Hani herhalde domuzlar çoğaltıyor, onlarla alakalı bir şey herhalde yesin diye mi nasılsa. Bir yol onlar yürüyor. Onlar çoğalmış bu sefer. Çoğalınca ne olacak? Bu sefer köylere inmeye başlamış. İşte Sultan Yengemi'ye uzatmış işte mahallenin içi. Ha işte geçen kürek yemişi topladıydık. Ha ha, hemen yol şurası. Tavukların kanlı soğar sansır mesela. Tavukların kanlı boynundan sorar, öldürür, atar mesela. Bu da öyle bir şey mi? Etini yemiyorsa... Ama acaba bu, yemeye fırsat mı kalmadı o zaman tüfekle müfekle korkmuş olabilir. Çünkü gelinleri görmüş, yani bir şey geliyor, görmüş. Hemen eşini kaldırana kadar, haber verene kadar o tıkmış öldürmüş diyorlar. Etini yani parçalamaya, yemeye fırsat olmamış. Oğlan da kaçmış diyorlar. Hani ipi koparmış, kaçmış. O öyle kurtarmış kendini diyorlar. Abi. Ben kendilerini görmedim. Sadece dışarıdan duyduğum kadarıyla. Ama şey, köylere inmeye inik. Bizim mahalle dediğim yakın Aysel ablamgil var, takipçimiz hatta. Biraz şöyle şeye yakın, ormana yakın evleri, prefabrik ev yaptılar. Hı hı. Bir gün diyor ablam diyor mangal yaktık. Hiç geliyorum ama sizin o tarafa dedim, hani daha yakın dedim. Bir gün mangal yaktık ablam diyor. Mangalın kokusuna herhalde diye sesi geliyordu aşağıda diyor. Biz diye dışarı çıkmadık diyor. Yani sen anlayacaksın, mahallelere de inmeye başladı.
Şey, bu şey tarafı tında mı? Hani Galcı tarafında mı evleri? Şey, Bahçaltı'na giderken. Bahçaltı'na giderken. Ya ev var etrafında. Hı. Öyle çok uzak değil. Ama bizim buralar şey, mesela dağlara yakın aslında ama dağlardan köylere inince. Buraya Sultan Yengem oraya gelen, oraya hayli hayli, hayli gelir. Hayli gelir. Ben zaten şey diyorlar hani bir tane domuz öldürelim, atı verelim diyor birisi. Hı. Ertesi gün var, bak o domuzu bulamazsın diyorlar. Hı. Yani çoğaldığı oradan belli diyor. Yani avcıların bir tanesi öyle dedi geçenlerde. Yani öldüren. Hani öldürdüğü yerde kalsın diye orada sabah. Oradan yiyorlar demek ki. Oradan birikiyorlar. Almış yani. Bir tane, iki tane. Zaten o kurt zaten bir tane gelmez. 3-5 tane bir olurmuş evet. Herhalde zaten. Hem öyleymiş hem bir de yavruladı mı? Çok yavrularmış o. Abu Allah korusun ya Rabbim. Evet, artık köylerde böyle. Geçen gün annem gildi diyor. Sabah yakın anne senin duyduğumuz. Annem de diyor çağırıştılar kızım diyor. Herhalde ha, öyle bir şey sesini diyor. Sesini duyduk derede diyor. Şurada derede diyor. Vallahi, ben de diyorum ki anne sizin merdivenden çıkıver onlar diyorum gece dikkat edin. Vallahi diyor. Allah korusun. Şeymiş ama yanına da yemek bir şey koymayın. Hani yiyecek bir şey bulmayın. Abu olur evin başına hile çıka koyuyorlar. Çıkar mı çıkar. Allah korusun. Ekmeğimiz yanımızda olur, kalan yemeğimiz olmaz ama. Abu. Hani suyunu kattı. Suyunu bol katalım da şey olsun hani. Kaynasın değil mi anne? Ateşini yaktı. Gene babamın dediği gibi anneme kaldı atma kendin yap çocuklara iş buyurup durma dediği gibi anacığım kendisi evet, etti işte. Çürüye sobaya kat iş yap ya insan böyle sokacağım bunları. Burada gene yanar. Ben bu hafta fırsat olursa ekmek pişirelim diye onu düşünüyordum da denk gelmedi benim işte ya. Bir atma bir konuşalım. şey olmazsa eğer ki iş olmazsa yarın burada yaparız. Ama onun işi varsa yapamayız. Ha, neyse bakalım duruma göre. Akşam geldi. Şimdi akşam gideceğiz biz Zeynep yarın başlayacak tekrar. Ha bu akşam. Ha, şimdi akşam döneceğiz. İşte otobüs kartım ya, diyor getirmemiş. Annem otobüsle git diyorum. Ben geldim yemek çektim de diyor. Şey yapsın Fatma'nın bir kartı alır. Ha öyle diye düşündü. Diyor kıyafetim yok diyor. Ben buradan gidene kadar diye geç olur dedi diyor. Sabah 7'de orada oluyor ya. İşte. İşte. Neyse gari hayırlısı bakalım ya. Aynen. Haftaya pişiririz diyeceğim de haftaya da amcamın mevlüdü var herhalde. Varmış. Hazır gene alıyoruz. Neyse iki döküm de olsa atarız ya. Haftaya olmazsa bir bakarız duruma göre. Öyle öyle. Öyle. Şey ekmek gibi olsun. Evet. Pişirir. Olmadı ha, benim orada pişirir. Olur gider bakalım. Bazen istediğin gibi dediğin gibi olmuyor. Allah. Şöyle narlara baksanıza. Narlar nasıl açılmış abla? Bu sene narlar hep bunlar tavuklara. Susuzluktan bunlar hep ağzı açılanlar hep tavuklara. Diye. He şey dibek kahvesi vardı orada teyzoşlarım. Şunları da göstereyim mi size? Evrenin. Evrenin çok karışık ama. Vallahi köy hali vallahi oluyor. Biz bugün sabah geldik. Akşamına döneceğiz bugün. Yarın işimiz var. O yüzden mecbur dönmemiz lazım. O yüzden şimdi akşam da mangal yakacağız inşallah Allah nasip ederse. Şimdi ablamın oğlan burada, Ömer burada derken çünkü çocuklar her zaman hepsi bir denk gelmiyorlar. O yüzden akşama mangal yakalım diye böyle birleştirdik. Oh, işte azıcık mısırı varmış annemin onu da aradan çıkarttık. Gel. Bakayım bir tadına. Yenilere tattım her derdim ardım attım. Çok ekşi daha. Tatlanmalar lazım. Al. Tık 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 tık. Tık tık tık. Allah 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 Allah. Neyse hepsini çekmeyeyim tavukların. Hepsini çektim mi sonra nazar değiyor. Yumurtlamıyorlar diyor da annem geçen gün. Allah. İnsan nazar da böyle hani şey olmuyor. Nasıl insan bile isteye nazar geçirmez zaten. Hani bir şey çok beğendiğin zaman maşallah demediğin zaman nazar geçiyor ya.
O yüzden annemin tavukları yumurtlamaz olmuş gari. Yumurtaya para vermiyorduk hiç olmazsa. Herhalde nazar değdi diyoruz biz de. Attım. Doğusunları diye. Daha çok ekşi şeyler ölmemiş. Dur. Annemin nanecikleri de susamış. Suyu açmamışlar herhalde buraya. Tabii bu yıl narlar da zaten susuzluktan bu şekilde açıldı bu sene. Susuz hiçbir şey olmuyor yani. Narlar bile çok su istiyor. Ha bu babam naneleri sulamaya geldi. Baksana nasıl buruşmuş baksana. Bunlar diyorum ben şöyle kesiyorum. Birbirine yengeyden fışkırtıyorum. Şöyle aynen kesilirse hem yengecine şey olur hem. Böyle tazecik olsaydı pek severdim ben naneyi yemesini. Baya annem fark etmemiş herhalde. Gerçi her gün sula her gün susar. Değil mi annem ne sorar? Ya yaptan gidecek. Sıcağla. Aynen ben de hafta sonu geliyorum işte orayı edeyim burayı edemiyorum ya. Edemiyorum vallahi. Şimdi şurayı şu babam zeytinleri ağaçları suluyor o yüzden borular yerde orada tavukların şeyleri var. Muhakkak dağınık oluyor yani köy. Ha, bir de şu mesela takipçilerimiz bazı takipçilerimiz şey demiş hani evin önü çok karışık diyenler var şöyle. Bu taşlarda tuğlalarda ağaçların etrafında arkadaşlar bak şurada da var onu da göstereyim. Şunlar bunları neden koyuyorlar annemgil biliyor musunuz? Şeyden dolayı hani zeytin sulandığı zaman hani etrafına taşmasın diye. Taşmasın hani çukur olarak kalsın diye. O yüzden mesela babamın bakın hortumları, ağaçları suladığı hortumları falan dağınık görünüşlü. Hani o yüzden. Ha, çok da bakamıyoruz, ilgilenemiyoruz ama dediğim gibi hafta içi çalışıyoruz. Hafta içi ablam da öyle, ben de öyle derken çok fazla ilgilenemiyoruz ama o yüzden yani. Şimdi mesela çukur şu şekilde havuzlandığı zaman şu ağaçların gibi sulandığında su o tarafa taşmasın diye. Ama buraya evin önüne şey dökeceğiz. Neydi o? Dümdüz yapalım diyoruz. Fazla ağaçları mesela şunları keselim. Buradan fazlalık ağaçları keselim diyoruz evin önünden. Biraz hava alsın diye. Bu benim. Ama ben izin veriyorum kesebiliriz. Öyle mi senin miydi? Birazcık ferahlar hiç olmazsa. Bazı ağaçları bunu keselim. Ondan sonra şu zeytini keser miyiz bilmiyorum. Bu da bayağı tepeye gitmiş ama belki bu sadece diğerlerini keseriz. Bir tanesi kalır. Şu arkadaki portakal vardı onu keselim. Şu incirlerin altını keselim diyoruz. Hani birazcık ferahlasın evin önü diyoruz. Şurada bir tane incir buldum. Artık incirin de sonu ya. Sanki çok değerli şimdi o. Hoppa. Bak. Enişte fırsatı olsa aslında hepsini kesecek ağaçların bir güzel üstü şey yapacak buraya da. Şöyle gülüm. Şimdi tamam keserim edeyim. Ağaçlar gibi sonuçta ayırırız mesela bazen hani kalanlar. Annem tavuklar kazar diye hemen bir çalkı koyuyorlar. İşte bak o çalkılar şu çalılar ondan annem. Eşiyorlar. Eşiyorlar diye annem hemen çalı koyuyor mesela eşmesin diye. Tavukları salmayalım diye. Kızım olur mu ya tavukları kocatlarla salmasan olur mu? O da olmaz diyor. Çevremde sen nasıl mesela şu çırpılar var bak şurada. Oraları hani tavuklar gazıyor diye annem elletmiyor ama onlar ben bir ara atacağım oradan. Gazan gazacak artık diyorum ben de. Arkadaşlar şey yapacağız mısırımızı haşlayalım haşlansın. Ablamgil de varken şöyle mangal hazırız. Abla yukarıdan mı yakarız mangalı? Yukarıda yapalım. Yukarıda daha iyi oluyor değil mi? O sacı şeyi mi götüreceğiz? Ha dur. Orası serbestçe güzel oluyor. Ha öyle yapalım. Hı. Serbestçe orada. Serbestçe yiyoruz, içiyoruz. Aha öyle edelim. Bulaşı anneme veriyor. Bak kedi yedi diyecek. Keş. Ne dedim yani mangalın sıcağında bir yıkanmıyor. Ha. Aynen. Mangal orada kalıyor yani. Hem de serin serin evin başı iyi oluyor. Firil firil açık oluyor. Evet.
Buraya şöyle bir kerit mi ne ondan döktük müydü böyle düpdüzgün olacak o zaman. Ama işte o zaman da ağaçlar nasıl sulayacaklar? Sonra babam kızar hani bu ağaçların dibinde su durmuyor der. Zaten ben yapamam canım yoldu diye. He. Sonra bu ağaçların dibinde su durmaz der babam kızar sonra da. Bakalım onun etrafını nasıl çevirebiliriz ağaçların? Yapabilirsek kerede döktüğünü açık öyle kenarını ayıracaksın. Bunun komple dibini silip başlı yapmayacak. O zaman dip tarafı kadar. Azıcık şöyle ayırın. Ama o yağmurla suyla gene karışır abi öyle etsek. Evet de bakacağız. Yani tavuklar gene karıştırır gene ya her yerine olur. Çevirsek etrafına da olabilir. Ya da işte ya tuğla gibi bir şey alacağız. Tuğlayla çevirebiliriz. Hepsi tek tip olsun diye. Şunları diyorum dedi bari. Sağlık naylona at. Şimdi burada görünmesin diyorum ama yapabilirse yap. Şu annem odunlarını vermez. Onları yarar ben de o sobaya atarım der. Taşlar var onlar işte. Taşları olur. Bunu keserim. Aynen. Zaten şöyle baktım. Şöyle baktım mı ağaç ağaç içinde aynen. Mesela şurada narımız var. Dibinden muşmalar çıkmış. Annem kıyamamış. O da gitmiş yukarıya başı yukarı. Başında olsaydı en başta hani iyileş büyümeden hani başka yere gömseydik olurdu. Çünkü muşmala bile tutmuş bu sene. Bir yol muşmalasına heves etti annem. Narın bu tarafını kestiler bir yol muşmalası olsun diye. E bu tarafı da nar. Hani ağaç hangisine olacak şaşırık yani. Bir de arkaya portakal dikmişler. Şuraya portakal diye dikikli. O da turunç çıkmış. Onu da gıyıp da kesemiyorlar. Arkasında erik mesela. Hep çitili ağaçlar. Gerçekten hep çitili. Mesela o eriği oraya niye diktin mesela? Onun fidanını almışlar, dikmişler eriği. O eriği alıp başka yere dikilmesi lazım mesela. Anlayabiliyor musun? He. Zeytin kralı bozmak istemiyorlar. He. Yani onlara dikmek istemiyorlar. Ne varsa evin etrafına. Aynen. Zeytinin sırası. Sırası dursun diyorlar. Araya dikme. Tamam zaten sık olan da var aslında. Seyrek olan yerlere bunları dikmişlerse olur aslında. Hani zeytin sırasının bozmaması da şey traktör giriyor ya aralara. Ondan bozmak istemiyorlar onlar da. Herhalde ondan. Olacak artık da. Alsak da diyorum ben o ile dikecek oldum. Biz yere diksem. O erik eriği olur değil mi? Evet. Aynen olur. Annem, çünkü onu para vermişti almış sonuçta. Annem çiçeklerini soğumuş. Şuraları atsan seneye çıkar bunlar. Bundan bir dolmasını yapamadan geçtik vallahi. Vallahi. Çok merak ediyordum ben bunu. Yani şunu yapacağım, bunu yapacağım demeyeceğim ben gari. Aynen şunu ben de demeyeceğim. Diyorum, bunu yapacağım diyorum ama dedik maliyette bir şey yok. Yok yapamıyoruz. Fırsat olup da yapılmıyor. Yani takipçilerimiz bizi biliyor da. Bizi seven de zaten böyle seviyor. Hani gönlümüz istiyor. Güzel güzel şeyler çıkartalım. İçerik üretelim ama sadece işimiz ama o değil. Sadece işin o olsa belki yapacağız da sadece işimiz de bu değil. Evet. İş çoğaldıkça çoğalıyor. Çoğaldıkça çoğalıyor. Hani. Sanki bir de biz gittik bu senede. Bir de zeytin diktik oraya. Şimdi onun arası sürülecek gülüm. Bak arası sürülecek. Ondan sadece dikmeyle iş diyor, bitmiyor. Babam bozulmuş kızım diyor. Arılarını düzelteceğiz. Yani öyle dikmeyle. Havuzları kış geliyor. Ne düzelteceğiz? Yine sosyal bozar onun havuzlarını. Gene bozulur diyorum. Seneye baba şey yapalım. Seneye yazın. Ya. Hani sulattırıyoruz ya. Onlar hani düzgün sularsın isteyelim. Şimdi orayı 15 günde Hüseyin abi tankerle suluyor. 15-20 günde yağmur yağmadı mıydı? Bu yağmur güzelce yağsaydı iyi olacaktı da çok yağmadı. Yağdı aslında bizim oraya yağdı da bu tarafa yağmamış. Bizim oraya şaka. Geçen siz Antalya'ya geleceğinizde organize sanayiden gidemedik diyor. Babam ya her yeri sel bastı diyor. Biz o gün ne yaptık? Dedik an ettik şan ettik bugün dedik bakkalı erkenden kapatalım. Yani çok can dedim gitmeden şöyle gördüğümüz bir vakit geçirelim dedik. Ay saçma şey. Neyse. Biz hazırlandık, çıktık. Biz hazırlanırken bulutluyuz zaten. Şakıradak yağmur indirdi mi? Recep abin eve hazırlanmaya gitti. Ben bakkaldayım, kapatayım sen hazırlanırsa dedim ben. O da gelen olurdu, çıkamadık. İyi. Ondan sonra bastırdı yağmur. E ne edeceğiz Recep? Telefonlaşıyoruz gari. Vazgeçelim. Şimdi ablam da... arıyoruz. Babam şey, kızım bastırıyor yağmur, biz çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz ya. Babam ya organize sanayide kalmış onlar. Organize çok yağmur ya. Her yerde ışık yanmayınca diye göz gözü görmüyor. Organize de azıcık beklemiş onlar. Neyse. Kardeşim arıyor. Gülsün arıyor. Burada ama yağmur burada yok. Hiçbir şey yok. Sadece o tarafta görülüyor. Çatlıyor. Burada hiçbir şey yok. Allah Allah. Gök gürlüyor ama şimşek bayağı bir çakıyor köyden tarafta. Sizden taraf. Ama burada yok diyorum ben. Ama yağar mı bilmiyorum. Ondan sonra
Neyse acık duruyoruz. Ne etsek acaba? Kararsızlık da en kötü şey biliyor musun? Evet. Ne yapsak acaba? Saat 9 mu 9.30 mu? Ben arıyorum Recep. Antalya'da yağmur yokmuş. Burada şakır şakır orada yokmuş. İyi gidelim oluyor. Ondan sonra bir daha bakıyoruz vazgeçiyoruz derken son başta dedik ki ne olursa olsun dedik bugün gideceğiz dedik. Saat 9.30 ona geliyordu herhalde değil mi? Evet, öyle bir şeydi sanki. Yağarsa da dedik yağsın dedik bir yere otururuz bir çay kahve içeriz çocuklarla bir vakit geçiririz geliriz dedik. Neyse çıktık biz yağmurun altında çıktık yağıyor yağmura. Biz giderek çıkarak yağmur bitmiş çilenmeye başladık. Bir daha baktık açılmış organize değişmiş. Antalya'ya doğru da açıldı. Antalya'ya vardık hiçbir şey yok. Antalya'ya vardık yıldızlı. Yıldızlı Antalya. Bugün bir yola parka gittik eğlendiler biraz saat 12 bir falan oradan çıktık herhalde 12 yarı çıktık ne geçmiş günü hatırlamıyorum. Luna Park'ta çocukların hani böyle kalabalığıyla iyi oluyor çocuklar ha. Öyle eğleniyorlar işte onlar da. İşte, oradan sizi de aradık. Yine güzel bir vakit geçti. Güzel oldu güzel oldu. Acaba yağar mı yağmaz mı yağar mı yağmaz mı derken güzel oldu. Ben bilmesem de bir şeyler. Ben çantacıyımdır, cüzdancıyımdır. Yok, biz ablamla iki bacı gari sallana sallana biz onlarda gezdik. Biz bindik miydi direkt eskisi gibi. Nasıl diyeyim? Böyle kalbimiz dayanmıyor artık bazı şeylere ne bileyim. Normalde de çok binemiyorum. Ben de normal, aynen. Ben bir de normalde bir, binemezdim de. Bir kere bir trene bindim, onda bittim. Hatta al abla zaman, sen biletini geriye demiş ablam o kadar. Hatta çocuk ufaktı, kız ufaktı benim. Onu da bindirdiler benim yasak aslında çocukları. Bir şey dökülüyor bir şey attı. Düştü ama ne düştü kız? Çocuklar yukarıdan bir şey attı. Onlar mı attı ki? Herhalde attı. Neyse. Onlar mı düştü diye mi? Dedik bindik. Çocuğu da bindirdi. Allah'ım ben zannediyorum yavaşça geçecek zaten. Oğlum arıyor var ya tak diyor mu bir uçacak kadar. Çocuğu sımsıkı tuttum ben böyle tuttum. Çığıra çığıra çığıra. Eğlenmek değil bizi işkence olduydu. İşkence ben de bindiydim oldu, ona. Sesim kısıldı aşağıya. Bilmem bir daha. Çocuk son başta bilet elime vermesin mi? Bilet elime veriyor. Niye verdiğini de anlamadım zaten. Hani unutmuyorum hiç o anı. Senin demek ki o kadar. Sen eğlenmedin sana işkence ama olmuş. Demek ki çocuk fark edin. Çocuk yasakmış aslında. Bence de yasak olması lazım. Ben çocuk uçacak diye sıkı sıkı. Ha, kendi başıma olsaydım belki zevk alırdım. Sen ama çocuk elinden fırlayıp olmayacak. Gidecek diye ondan korkun mu? Sıkmaksan batoş diye o zaman aklına geliyor. Hani burası diye kıpkırmızı olduydu diye sen sıkmaksan diye. Hareket ettirmedin beni diyor. Mesela. Hayır aslında çok tehlikeli ya. Eğleniyorsun öyle, öyle bineceksin. Bizimki işkenceye dönüyor. O yüzden biz hiçbir şeye binmedik. Ben seyretmeyin. Dedim bir çarpışan arabaya binsek mi dedim çocuk gibi. Tabii olabilir miydi? Çarpışan arabaya bir binsek mi dedik sonra da o ben vazgeçtim binesim de gel. Zaten ben Luna Park'ı görünce midem bulandı zaten bir hani şey beni oluyor. Tutuyor hemen zaten. Bakmam bile tutuyor o beni. O kokuları şey kokusu beni de bitirdi. O hani bir de millet döndükçe şey yaptıkça onların dönmesi bile benim midem bulandırıyor bakarken ben bile. Ben bakamıyorum zaten. Bazen Recep abim gibi hani bindiğinde onlara sonra seyretsin diye şey tutuyorum çekiyorum. Ama bakamıyorum bile yani. İşte öyle bir günümüz geçti bizim de. Aynen aynen. Başka güzeldi. Başka çocuklarla vakit geçirebildik mi geçiremedik ancak. Öyle bir iki seferde denize gittik işte o kadar. Aynen. Hatta Oğuzhan gitmeden. Onu da. Bir daha gidelim istiyor çocuk. Onu da annemi de denize katalım dedik. Annemi de dalga çarptı mı? Dalga. Kız salın beni. Gidiyor götürüyor. Daha gün duracak kızım. Kızım kız siz ne anlamıyorsunuz beni? Kalbim duracak kız siz beni ne anlamıyorsun? Kız anne diyor mazik ileri git. Burada kenar dalga çarpıyor diyor. Dalga alıyor bir götürüyor. Anneme kapaklanıyoruz böyle dalga üstüne varmasın diye. Kadın kalkamadı yerde. O gün dalga çok güzel. Dalga çok olunca ilk girdi bile. Girer girmez dalga çarpınca korktu. Girer girmez. Azıcık ileri gitse öyle olmaz. İleri beni yutar. Salın beni. Çıkıp da denizden çıkıp da yukarıya çekemedik. Annem korkuda kalbim duracak. Siz beni ne anlamıyorsunuz? Bir daha hayatta annemi sokamayız denize. Korktu. Böyle durgunken götürelim. Durgunken. İşte on sabah durgun saat 7 gibi falan yazın. Şimdiden sonra dalgalanır gari. Sabah 7. Seneye. Seneye de zannetmeyen gari annem o korkudan sonra. Ondan sonra babam görüyor oradan bizi. İki lira Oğuzhan'la babam oturuyorlar. Hıh diye siz diye soğan erkeği siz diye. Ben diye ölüyen deniz götürüyordu beni diyor. Senin alayından konuşuyor zanne. Deniz beni götürüyordu. Ben boğuluyordum diye. Hiç diye beni kaldırmadınız. Beni tutmadınız diye. Halbuki annem kenarda deniz dalgadan kalkamadı. Kimseye diyemedim. Bunlar
Diyemedin miydi kimseye? Evet, biz de diyemem. Annem de zannedersin denizin ortasında boğuluyordu. Babam da diyor, nereye boğuluyordu? Atma, görüyorum ben seni kenardaydın diye babam da. Koşar var orada. Siz diye gelip de diye beni kurtarmadınız diye annem sonra çekişiyor. Tam orada bakıyordu. Beni yer mi kurtaracağız? Tek bir tutarız. Yanacağız, öte gitmez. Deniz kenar kısmı çarpıyor illa. Azıcık ilerleseydin sen ikimiz de kolundaydık. İlemedik anam, ilemedik. Abi anamı bir dalga bir iki sefer çarp, kalkmaya müsaade vermeyince dalga geliyor. Biz de annemin üstüne kapaklanıyoruz. Hani çok etkilenmesin diye ama ondan bile korktum. Korktum valla. Gelmiyor. Üstünden geçiyor diye. Kalk hocam oluyor. Ben diye boğuluyordum diye. Deniz beni götürüyordu diye. Kenarda bak. Siz diye beni diye gelip kurtarmadınız diye. Anneanne nerede oldu diye. O sanda. Ne diye demeyin diye. Kenardaydınız demeyin diyor onlar da. Demedim ben denizciye girmenin önünde sizin çantalarınızı bekledim galiba. Gör o zaman bir daha geldiğinizde çantalı. Bir adamı kucaklayacağız şöyle. Bir dahakine dalga olmadığında galiba. Kız anne diyor yürü ileri. Kız siz beni ne anlamıyorsunuz diye sesi de çıkmıyor. Hani el duyacaktı yani boğulurken bile annem sessiz gidecek. Ben de anacığımın yanına oturayım bakayım. Oturun bakayım analı kızlı. Abi. Analı kızı, kınalı kızı da. Bazı arkadaşlar sen diyor anneye. Yaş kaç olursa olsun. Öyle. Hakikaten de öyle. Ben anneme de vurdu. Ben de öyle. Hepsine de vurdu. Ben de öyle. Ben şu an annemi gördüm mi yaşlılığımı görüyorum. Aynı benziyor. Ben de benziyorum canım. Hem anneme benziyor hem babama benziyor. Şimdi huy olarak şöyledir. Görünüş olarak ben babama benzerim. Ama huy olarak anneme benzerim. Ablam huy olarak babama çok benzer. Aynı babamın huyudur. İnatçıdır. Babam çok inatçıdır. Ablam da inatçıdır. Ben de inatçı değilimdir. Annem gibi huy olarak da anneme benzerim ben de. Ya ben darıldım mı? O damadım mı yakasım geldi. Öyle bir huyum var. Ben öyle değilimdir. Aslında alttan alırım. Kolay darılmam. Ama darıldım mı? Annem yaptı mı kahvelerimizi? Abi çocuğum benim. En üstünde içelim. En başında içelim. Videoyu kapatayım orada içelim. Şey yaptım dese onun altını yaptım şey yıkadım ne yapalım işte yettim ben gari anladı bakın yok bir şey yetmedim bir kişinin genel eve vardım o dedi ben dedim biber alsam gelin yedi burun şöyle git bak yeşil var içinde dedi bu dedim abi sen gitmeyin geleceksin ya dedi geç mi gelirim belli olmaz dedi gittim var orada 2 kilo kadar biber topladım yeşil. Kıpkırmızı tarla oturup durama hepsi kurumuş anam ağacı kurumuş. Abi güzeldi maşallah güzeldi maşallah diye debigodu yedik bir yere gittiğimizde. Hastalık ha. Nasıl hastalık? Kıpkırmızı dayanıp dur ağacı zavallı. Şimdi benim evin yanında bir arık bir biberim vardı. Yemyeşil böyle turna gibi oldu. Biberin çiçeği oluştu. Ne kadar ilaç datsam, kül datsam doğal ilaçlarla yaptım. Ama şey olmadı, o hastalığı vazgeçiremedi. Çiçeği vurdu, şey olmadı. Karınca dersen aktı üstüne, yağda şey var. Ona ayrıca ilacı attım, gene öyle. Bir tane koparmadım daha. Ha, o kadar şimdi ilacın şeyin dedi, boşa. Kökleri kurumaya başlamış bir oldu. 3-4 tanesinin kökü kurumuş böyle. Hepsinin yani ayrı ayrı ilacı, her hastalığın ayrı ilacı var. Isıcak kızdı, öğrenim yok oldu. Bugün de gelirdi, ben ara dedim. Ben olmasa bir iki parça. Ben de saat kaç, senin oradan çıktık Zeynep de ya. Saat 11 mi? 11.30 muydu? Geldik biz bir baktık kapı kilitli. Allah Allah dedim, annem tarlada değil herhalde. Tarlada olsa kapıyı kilitlemez dedim. De gene de öyle ha bir iki parça yardım ediyorsam olacak. Ne ara öyle dayanıp tarla kalktım. Ya sıcağa kalma bak. Akşam geçeceğim zaten ben zaten 8'e 9'a gelirim. Öyle ya sabah senin ya akşam. Sabah çay içtim var hocam öyle olursa gelirim. Aynı akşamüstü şey olursa gideyim toplam ben de yardım edin diyeceğim de bir yol şeye düğüne gitmiş herhalde yengem ya, akşam. Garota mı gelir? Öyle demişmiş. Bacısının varmış orada organizada şeyde Yenköy'de. O da bu var diye işinize geldi yere gidersiniz diye. Benimkine hani benim bacım gitmiyor. Nasıl gitsin? Babam indiyalıysan geldi anam nasıl gidelim? Babam gidemiyor ya. Düğünde olsa şeyde olsa gitmiyor baba. Gelin hatırına gitti bak o zaman. Ya o zaman da ben yeri bilmediğim için hani kendim götürüm. Şeye de mi? Şakir abinin düğününe de mi? Babama olursun baba dedim. Hani şoförlüğümüzü yap çok kalabalık. Hani ona bile gidemeyeceği de aslında o da. Arabanın içine oturursun bizi beklersin diye.
diye. Denermişmiş biz vardığımıza kazdığımız. Hayır, yeri güzel ama. Yeri serinli de hani. Terlemeyi. Çakırlarda. Çok kalabalık değil. He. Kalabalıkmış da biz var yine. Şey açık hava olunca babam açık hava şey ama kapalı alanda babamın durası gelmiyor. Yani bir şahsal kolu şey olur bir de duramaz. Biz erken gidemiyoruz. Oğlum ben de yani aldım. Şey. Gittik de zaten onu geçtiydi herhalde. Orada. He. Hani o zaman herkes takıyı takıyor gediye yani. He. Ama biz de işte ucun açara çatsak. Gene görünüyorsunuz. Geçti olsa görünüyorsunuz. Gene o da elle oluyor deyip. Ama yarın da takipçimizin bir tanesinin düğünü var. Zeynep ablanın. Allah nasip kısmet ederse gideceğiz bakalım. İnşallah gidebilecek miyiz? Yarın enişte burada mıydı? Yarın burada enişte. Bir tane daha düğün var. Bu Ağırtaş Botan'ın düğünü varmış. Azıcık ona görkelim diyorum. Ben azıcık ona görkelim diyorum. Bana da davetiye göndermiş. Bakalım ben de gelebilirsem ben de geleceğim oradan Antalya'dan bakalım. Öyle yapalım. Sen de gidelim yanına. Hatta tamam, geçen sene mantar toplarken şeye gelirken sen benim takipçiymiş. Beni duruttu şöyle arabayı duruttu şeyde. Ondan sonra durdum herhalde dedim Camili'ye gidiyor. Abla tanıdık ama dedim bir an çıkaramadım. Daha önce Albise pazar yerinde de gördüydüm onu da. Bir de uzaktan da akrabaymış bize. Ondan sonra durdum herhalde Camili'ye gidiyorsa götüreyim dedim. Hadi abla gel nereye gidiyor? Sen de öyle dedi mantarları arıyorsun bulamıyorsun dedi ben seni izliyorum deyince ben bir tuhaf aldım biraz gülüştük. Gel ben sana mantarların yerini göstereyim dedi. Onunla mantar topladıydık hatta. İşte o takipçimiz işte onu yarın davetiye göndermiş bize ona gidecek. Uzaktan da olsa akrabaymış ha. Çok iyidir ama. Gülsün Hanım'ın teyzesinin kızının çocuğu, torunu. Gülsün Hanım'ın teyzesinin torunu. Babaannemin teyzesinin torunu. Bak işte akraba işte bilmiyoruz. Uzakta değil akraba değilmiş. Çok iyidir böyle. Ama dedi miydi ağzından bir daha var. Çok tatlı dilleyeceğim. O yüzden Allah nasip ederse yarın gideceğiz bakalım düğüne. Gördüler gittik o şeyde dudunun kızının. Hep din yaşıyoruz. Bir ben değilim. Böyle yaşlılar. Kadınlar öyle oturmuşlar, çocuklarına da birer şey koymuşlar, oturak koymuşlar hepsi de. Onlar dedi, kız dedi, yaşlı insanlar ayakta da yemiyor ki dedi. Siz çocuklarınızı kucağınıza alsanız çok iyi olur dedi. He. Baksanıza dedi, arkanıza dedi. O abla mı? Senin abla mı? Hep sıra vardı, dinlenişiyoruz biz canım. Ormanları yermiyorsan yer mi isteyeceksin? Hemen oradan çocuğunu kucağına aldı galiba. Fatma ile bize verdiler, birerden onu oturdu. Benim köyüne var ya anam, o öyle dedi. Öyle. Çocuklarınızı kucaklarınızı alsanız da dedi. Yaşlı insanlar dinle işte, dedi. Onlar da fark etmiyor. Bazen işte gençler de fark etmiyor. Yani bu geldiğini çocuklu bak. Olanlar. Çocuklu olanlar da fark etmiyor bazen de. Yaşla benden büyük bir insan olsa verin ben yerim. Ben evvelden öyleyimdir. Bakın Ayşe bak orada ağladı. Ben bir yere gidelim mesela sandalye yeterli mi yetersiz mi? Hani ben bir kenara dikelirim hani büyükler otursun diye mesela. Gel o yanıma sen otur benim yatağıma dedim. Ben kalktım diyor bir yere daha oturdum. Yıkar zaten DNA'yla geziyor. Hemen kalktım niye olacak? Ya ne olacak bizim şalvarlarımız her şeye gidiyor. Şöyle toprağa bile otursak otururuz yani. Aynen öyle. Aynen şalvarımız her şeyi götürür insan. Şu yere gene otururuz biz. Aynen. Yeter ki niyetin iyi olsun yani değil mi? Niyetimiz kötü olmadığı sürece de her yere otururuz. Bir çırparız hiçbir şey kalmaz. Ama pantolon edecek olsa öyle olmuyor. Doğru. Köylünün şeyi doğru. Hemen. Doğru. Ateş. İyi bakalım bir ateşe bakalım mı? Bir bakalım dur. Bir içine bakalım. Bir kapağını bir açalım dur kaynamış mı? Annemin şeyin kapağı da bu. Şöyle. Kapağı tutacağı yani almayınca. Fokur fokur da aynı. Eskilerimiz aynı. Köy yerinin de yengesini koysam o da böyle kara tencere olacak. O yüzden eskimiz her zaman kıymetlidir yok, var, köy yerinde. Başka da var ama. Aynı. Ama ben şeyler çok seviyorum. Demir olanlar. Annemin demirleri götüreceğim. Bir tane kayınvalidemin var şöyle. Şöyle bir tenceresi. Bu benim dedim ona. Galaylatacaksın onları bir. Atacaktı aslında. Çöp atacaktı da onu atma dedim. O benim dedim. Hani bana verirsen diye. Bakır değil mi? Bakır mı oluyor değil mi? Bakır. Bakır tencere. Onu alacağım. Annemin de şöyle duvan denir yani kurtlu şey vardır. Eskiden onda babaanneciğim yemek yapar. Kapağı da var. Onu bulursam onu alacağım. Bir yerlere doldurmuş herhalde. Bir de çanakları vardır Gülsün Hanım'ın. Çalmadıysa bir yerlere Gülsün Hanım'ın çanakları vardır. Onları galaycı geldi mi galaylattırırdı. İşte onları yaptıracağım. Çanak alacağım birkaç tane. Onları galaylattıracağım. Kullan. Kullan hem hatıra. Eskiden
hem bakır tencerede de pişirilen yemek hani hasta yapmıyormuş aslında, çok eski sağlıklıymış. Eski insanlar niye sağlamlaştılar demeyeceğim, yeme gıdasını alıyormuş. Hmm. Hani böyle düşündüğün zaman mantıklı, yeme gıdasını alıyorlarmış. Şimdiki tencereler işte bunlardan. Doğru. Köyün olacağı bu anam. Doğru. Ama anne, doğru. Köy yerinde her şeyimiz de kıymetlidir yani. Bak şu tepsiyi falan. Anneme sakın buğdaya verin deme. Bak, annem belki 50-60 senelik miymiş o tepsi değil mi? Ben galaylatacağım. Işte. Ben galaylatacağım diyorum. İleride şimdi yeni evim orada, eğer böyle bir ekmek evi yaparsam oraya ayrıca bunları koyacağım, böyle raf yaptıracağım, koyduracağım. Ha, ne güzel olur. Çok istiyorum. Valla çok güzel olur. Bunları sakın ama kimseye verme. Olur. Ha, vermez. Vermez. Sen seviyorsun diye annem onları, atası bile gelmiyor. Aban seviyor böyle bunları diyor. Ekmek evi yapabilirsem tabii ileride tabii ki. İnşallah ablam, inşallah yaparsın. Olursa, o zaman Allah nasip ederse o zaman yapacağım. İnşallah. İyi yapıyorsun. Ben ne yapıyorum anne? Yakaladım, Nescafe'sini almış gidiyor. Neyse biz de içelim hadi, soğumasın, götürdüler evin başına. Şimdi arkadaşlar ben bu videomu kapatayım burada. Şöyle gün de battı, biz azıcık ablamgille oturalım evin başına, biraz sohbet edelim. Ondan sonra mangalımızı yakarız. Bu videomu burada kapatayım, bayağı uzunca bir video oldu. Sizlerle beraber hem sohbetli bir video oldu. Bir başka videolarımda tekrardan görüşürüz inşallah, Allah nasip ederse. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.